sınavlar yaklaşıyor. Hadi sen de durma. Sana ders bolca, ben sizdeyim kanda. Bu da sana ders olsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Yüzdelere kaldığımız yerden soru çözümleriyle devam ediyoruz. Başlık da atmamışız. Soru çözümü. Şimdi başlayalım isterseniz. Diyor ki etiket fiyatı 300 lira olan bir ayakkabıyı 180 liraya satın alıyorsak indirim oranı yüzde kaçtır diye soruyor. Şimdi öncelikle biz bu indirimin ne kadar olduğunu bir bulmaya çalışalım isterseniz. Etiket fiyatı ne kadardı? 300 liraydı. Ayakkabıyı biz ne kadar aldık? 180 liraya aldık. Yani bizim buradaki indirimimizin ne kadar olduğunu isterseniz bir hesaplamaya çalışalım. Nasıl hesaplayacağız? Etiket fiyatından indirimli satışı çıkarttığımız takdirde neyi bulmuş oluruz? 120 TL indirim yapıldığını buluruz. Peki yüzdesi kaçtır? Normalde bu ne kadardı? 300 liraydı. 300 lirada 120 lira indirim yapılmış. Yüzde kaç yapılmıştır diye bir soru sorabiliriz. İki yöntem vereceğim ben burada. 300 TL'de 120 TL indirim yapıldığına göre yüzde kaçtır şeklinde bir doğru orantımız var. Burada şunu şunu çarpıp 300'e bölebiliriz veya buradan buraya geçerken 3'e bölünmüş. Buradan buraya geçerken de 3'e bölünür. O zaman 3'e böldüğün takdirde burası %40 şeklinde gelir. Yani cevabımız %40'mış. Veya biz buna ufak bir değişiklik yapıp şöyle de yapabilirdik. 120 lira 300 liranın yüzde kaçı şeklinde de yazabilirdik. Nasıl yapıyorduk? Kesirli olarak yazıyorduk. Sonra sadeleştirme yapıyorduk. Hatta burada bir tane daha sadeleştirme yapalım ki 10 elde etmeye çalışalım. 3'e böldüm, 3'e böldüm. 4 bölü 10 geldi. Daha sonrasında ben burayı 10 ile genişlettiğim zaman 40 bölü 100'den cevabımız %40 şeklinde geliyormuş. Yani gördüğünüz gibi cevaplar birbirlerine eşit geldi. Hemen yan tarafa gelelim. Benzinin litre fiyatı 6 lirayken 6,48 liraya çıktığına göre yüzde kaç zam yapılmıştır? Evet. Benzin litre fiyatı ne kadarmış? 6 liraymış. Daha sonrasında 6,48. Şimdi büyükten küçük mü çıkar, küçükten büyük mü çıkar? O yüzden şurayı silelim. 6,48 büyük olan sonra zam geldikten sonraki fiyat bu. Bundan kimi çıkartacağım ben? Eski fiyatını çıkartacağım. Ne kadar geldi buradan? 0,48 TL. Ne geldi? Zam geldi. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi yüzde kaç zam yapıldığını bulacağım. 6 lirada 0,48 TL zam yapılmış. Yüzde kaç yapılmıştır diyebiliriz. Yapmamız gereken şey burada yüzde 48'i çarpmak. 0,48'i. Sonra da 6'ya bölmek. Çünkü burada bir doğru orantı var. Şimdi ben buradaki yüzde 0,48'i çarptığım zaman 2 sıfırı buradan silerim. Burada da 2 tane virgül kaydırırım ki burası 48 gelsin. Aşağıda da 6 mı var? Bunlar sadeleştiği zaman da cevap 8 şeklinde geldi. Yani cevap kaçmış? %8 oranında zam gelmiş oluyor arkadaşlar. Bir sonraki sayfamıza geçiş yapabiliriz herhalde. Evet. %20 karı 60 lira olan bir ayakkabının maliyet fiyatı ne kadardır diye sormuş. %20 karı 60 lira. Yani bir ürünün aslında %20'si 60 TL miymiş? Bu kar kısmı 60 lira mıymış? Peki maliyeti ne kadardır? Maliyet dediğimiz %100 değil midir? %100'ü ne kadardır diye soruyor. Burada da bir doğru orantım var. Önceki konularımızda hatırlayın. Oran orantıyı çok kullandık biz burada. Nasıl yapacağız o zaman? Doğru orantı da ben burayla burayı çarpacağım. Ondan sonra da %20'ye böleceğim. Yani 100 ile 60'ı çarpıyorum. Sonra 20'ye bölüyorum. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Abi buradaki yüzdeler ne oldu? Şuradaki. Yazın. Yazdıktan sonra zaten bu yüzdeler de gitmeyecek mi? O yüzden ben yazma ihtiyacı duymadım. Devam ediyorum buradan. Sıfırları şöyle götürdüm. 2'ye böldüm 1. 2'ye böldüm 3 geldi. 3 ile de 100'ü çarptığımız zaman 300 TL şeklinde geldi. Anlaştık mı arkadaşlar? Şimdi gelelim şu soruya. %20 karlı satışı 60 lira olan bir kitabın satışından elde edilen kar ne kadardır? Şimdi bu soruyla bu soru arasında farkı görebildiniz mi? Birbiri peşi sıra yazdım ki aradaki farkı görebilin diye. Burada %20 karı 60 liraydı. Burada
%20 karlı satışı 60 lira. Yani maliyetimin üzerine %20 karımı da ekledim. Ekledikten sonra 60 lira oldu. Yani %100 benim maliyetimdi. Ben buna %20 kar koydum. %120 TL'ye satmaya başladım. %120'si ne kadar eşitmiş? %120'si 60 TL değil miymiş? Buna göre diyor ki elde edilen kar ne kadardır? Buradaki karım ne? %20. %20'si ne kadardır diye soruyor. Şimdi burada da bir doğru orantı var. Ne yapacağız o zaman? 20 ile 60'ı çarpacağım. Daha sonrasında 120'ye böleceğim. Sadeleştirdiğimiz zaman burada 1, burada 2 geldi. 2 ile de 20'yi sadeleştirdiğimiz zaman burada 10 geldi. Yani 10 bölü 1'den 10 geliyormuş. Bu bizim neyimizmiş? 10 TL karımızmış. Anlaştık mı arkadaşlar? Elde edilen kar ne kadar? 10 lira kar etmişiz. Yani 10 lira kar edersek aslında bizim şu soruda sorabilirdik. Maliyetimiz ne kadar? 60 lira karlı satışım. 10 lira karımsa geri dön 50 lira benim normalde maliyetim oluyor arkadaşlar. Burayı da hallettiğimizi düşünüyorum. Bir sonraki sayfaya geçiş yapalım bakalım. Bu soru da test kitaplarında oldukça karşılaştığımız sorulardan bir tanesi. Nasıl çözeceğiz? Şimdi bir dik dörtgenin uzun kenarı %20 azaltılıp kısa kenarı %35 arttırılırsa alandaki değişim yüzde kaç olur diye bir soru var. Şimdi bu sorularda genelde dikdörtgen seçmeye çalışıyorsunuz ama bu sorularda siz kare seçin. Anlaştık mı? Çünkü kare de aynı zamanda bir dikdörtgendir. Bunu dediğim zaman birkaç öğrencim şaşırdı. Nasıl olur ya? Kare farklıdır, dikdörtgen farklıdır diye. Evet, farklı özellikleri var ama şöyle de bir olay var. Her dikdörtgen bir kare olamaz. Ama her kare aynı zamanda bir dikdörtgendir diyebiliriz. Çünkü kare o dikdörtgenin özelliklerini de sağlıyor demektir. O yüzden bir dikdörtgenin dendiğinde siz bir kare seçin. Kare seçiyorum. Ve ben bunu kenar uzunluklarını da 10 ve 10 diye seçiyorum. Hani alanını hesapladıkları zaman bunun alanını hesapla derlerse 10 çarpı 10'dan cevabım direkt olarak 100 şeklinde gelecek. Oldukça basit çıkacak. Şimdi yenisine geçelim. Ben bunun bir kenarını, yani uzun kenarı diyor ama burada zaten birbirlerine eşit olduğu için bir kenarını %20 azaltacağım. Diğer kenarını %35 arttıracağım. Yani aslında şöyle bir şey mi olacak? Şimdi bu onluk kenarını %20 azalttığım zaman 8 mi oldu? %20'sini hesaplayayım. 2'dir. Azalttım 8 oldu. Bunu %35 arttırdığım zaman bak şuraya yapıyorum işlemi. Onun %135'ini hesaplayacağım. Çünkü arttırıyorum ben burada. Bir sıfır böyle gitti, bir sıfır böyle gitti. 135'i de 10'a böldüğüm zaman 13,5 geldi. Yani bu uzun kenarda 13,5 mi oluyormuş? Buradaki dikdörtgenin alanını bul dedikleri zaman tek yapmam gereken 13,5 ile 8'i çarpmak olacak. Çarpma işlemi yapalım. 0 elde var 4. 24, 28 elde var 2. Buradan 8 elde de 2 vardı. Eklediğim zaman 10 oldu. 1 virgülü var burada. O zaman 1 virgülü buraya koydum. Yani cevabımız 108 mi geldi? 108,0 demek zaten 108 demektir. Alandaki değişim ne oldu arkadaşlar dikkat ederseniz? %100'dü. %108 oldu. Yani %8'lik artış meydana geldi. Şimdi Sertaç hocam, biz burada sayılarımızı 10-10 seçtiğimiz zaman cevabımız %8'lik bir artış oldu ama ben bunu 20'ye 20, 20'ye 10, ne bileyim 50'ye 40 seçersem de cevabım %8'lik mi artış olur? Evet, aynen öyle %8'lik bir artış olacak. Onu da ödev olarak size veriyorum arkadaşlar. Farklı sayılar seçip %8'i bulmaya çalışın. Ve lütfen yorumlarda da tartışın ki bazı arkadaşlar bulacaktır, bazıları bulamayacaktır. Ben de yorumlarda size yardımcı olmaya çalışayım. Durdurun hatta bulmaya çalışın bence. Yöntem aynı yöntem. Yöntemde değişiklik olmayacak. Şimdi geldik yan tarafa. Fiyatlara önce %50 indirim yapılacak. Daha sonrasında tekrardan %50 indirim uygulanırsa toplam indirim yüzde kaç olur? Şimdi mağazaların önünden geçerken %50 artı %50 indirim yazılarını görüyorsunuz. Bazı arkadaşlar buna %100 indirim diyorlar. %100 indirim değil. Yani şunu yapmayacaksınız. Abi buradan %50 geldi.
Buradan da %50 geldi. Toplamda %100 indirim oldu. Hayır arkadaşlar, yanlış. Bu doğru değil. Yapmanız gereken şeyi söylüyorum. Öncelikle biz yine bir değer seçelim. Yine 100 seçelim bence. 100 olsun. Ne alalım? Ayakkabı alalım mesela. Buna öncelikle %50 indirim yapılsın. 100 liraya %50 indirim yapıldığı zaman %50'sini almış oluyorum. Gitti 50 TL oldu. Daha sonrasında bu 50 lira üzerinden bir daha %50 indirim yapacağım ben. Yine bir %50 indirim yaptığımız zaman 1-0 1-0 1-0 1-0 gitti. 25 TL oldu. Şimdi 100 liraya aldığım ürün 25 liraya mı düştü? Şu sanki 125 gibi görünüyor. Şöyle düzeltelim. 100 liraya aldığımız ürün 25 liraya düştü. Ne kadarlık bir indirim var burada? 75 TL'lik bir indirim var. Demek ki %75 indirim yapıldı toplamda. %75'miş yani cevap. Yani %50 artı %50 indirim yapıldığı zaman totalde %75 indirim yapılmış oluyor arkadaşlar. Buraya dikkat. Şimdi geldik bu soruya. Bu soru aslında geçen dersimizin son sorusuna da çok benziyor. Bir önceki videonun son sorusuna. Yalnız farkı ne? Orada şöyle bir şey diyordu. Önce %50, %20 zam yapıldı. Sonra %20 indirim yapılmıştı. Şimdi bunun değerlerini değiştirdik. %20 indirimi önce yapacağız. Daha sonrasında %20 zam yapacağız. Bakalım cevap değişecek mi? Onu bir inceleyelim. Yine benim ürünüm 100 lira olsun. Anlaştık mı? %20 indirim yapalım. Hadi bakalım 100 liraya. 100 liraya %20 indirim yapıldığı zaman %80'e mi satılmış olur? Yani 80 TL oldu. Şimdi 80 TL'ye de %20 zam mı yapacağım? Evet. 80 liraya ben %20 zam yaparsam 120 bölü 100'e satmış olurum. Çünkü %20'yi eklemiş oluyorum ben buraya. Şuradan birer tane sıfır silindi. 8 ile de 12'yi çarptığınız zaman 96 geldi. Yani 100 liralık aldığımız ürün 96 liraya düştü. Yüzde kaçlık bir azalış var? %4'lük bir azalış mevcut arkadaşlar. Evet. Bugünkü dersimizin demeyeyim, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videomda yüzdelere devam edeceğim arkadaşlar. Daha bomba, daha güzel sorularla karşınızdayım. Bu videolara yorum yapmayı unutmayın ne olursunuz. Çünkü ben izledik yani o yorumları okudukça keyif alıyorum. Elimden geldiğince cevap atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın.